ağır nesneleri kaldırmana yardımcı olan, hayatını kolaylaştıran, seni rahat ettiren ve hatta canını yakabilecek güçlere kadar farklı güç türleri vardır. Öyleyse maneviyat söz konusu olduğunda inançlı biri olarak güçlü olmak ne anlama gelir? Yaşamlarımızda yeterli ruhsal güce ve etkiye sahip olup olmadığımızı nasıl biliriz? Aslında manevi güç, bazı şeyleri net bir şekilde görebilen, değerleri ve ilkelere dayalı bilinçli kararlar verebilen biri olmakla ilgilidir. Hepimizin yaptığımız, söylediğimiz, gördüğümüz veya duyduğumuz her şeyde bir seçeneğimiz olduğunu anlamakla ilgilidir. Burada ruhsal olarak güçlü olduğunu anlamanın yollarından bahsedeceğim. Kim olduğun konusunda rahatsın. Ruhsal olarak güçlü olmak, kim olduğun ve neye inandığın konusunda iyi hissetmek demektir. Kendin hakkında olumlu hissettiğinde, daha iyi ilişkilerden, daha fazla güvene kadar her türlü olumlu sonuca yol açar. Öte yandan, kim olduğun veya neye inandığın konusunda rahat hissetmemen birçok farklı soruna yol açar. Her şeyden önce diğer insanlarla bağlantı kurmanı zorlaştırır. Aradığın kişi olduğunu hissetmediğinde bir ilişki kurmak çok daha zordur. Kendinle sağlıklı bir ilişkin yoksa genel olarak yaşamla ilgili çok fazla endişeye yol açar. Güçlü bir sezgin var. Güçlü bir sezgiye sahip olduğunu düşünüyorsan bunun nedeni muhtemelen ruhani ve güçlü olmandır. Sezgi, bize söylenmeden bir şeyleri bilmemizi sağlayan altıncı bir histir. Nedenini ve nasılını bilmeden bilme yeteneğidir. Güçlü bir sezgiye sahip olduğumuzda birinin güvenilir olup olmadığını veya bir iş ya da fırsatın bizim için doğru olup olmadığını anlarız. İçimizde bize bir şeylerin doğru olmadığını söyleyen bir şey hissederiz. Sezgi önemlidir. İyi kararlar vermemize yardımcı olur. İçgüdülerine güvenirsen genellikle haklı çıkarsın. Duygularınla temas halindesin. Ruhsal olarak güçlü olduğunda duygularınla temas halinde olursun. Herhangi bir durumdan en iyi şekilde yararlanmana izin veren, sakin ve kontrollü bir tavır sergilersin. Koşulları kontrol edemeyebilirsin, ancak onlara nasıl tepki vereceğini kontrol edebilirsin. Bir durum seni rahatsız ediyorsa onu bırakabilir veya umursayan biriyle bu konu hakkında konuşabilirsin. Duygusal olgunluğun, stresli durumlarla ne kadar iyi başa çıktığına ve duygularının ne kadar farkında olduğuna göre kendini gösterecektir. Empatiksin. Manevi empati, tüm canlılar için yüksek veya gelişmiş bir empati ve şefkat duygusuna sahip olduğun zamandır. Empatik insanlar, başkalarının duygularını hisseder, anlar ve paylaşırlar. Başkalarıyla daha derin bir düzeyde bağlantı kurabilirler. Böylece başkalarını daha iyi anlarlar. Dünyada bir fark yaratmak ve olumlu değişim için çalışmak istiyorlar. Manevi olarak empati kurabilen insanların ihtiyacı olanlara ulaşma ve yardım etme olasılıkları daha yüksektir ve genellikle daha az şanslı olanlarla empati kurabilirler. Bunun nedeni, mücadele etmenin nasıl bir şey olduğunu anlamaları veya ruhsal olarak empatik insanların daha şefkatli olmaları olabilir. İyi bir dinleyicisin. Ruhsal olarak güçlü olduğunda iyi bir dinleyicisindir. Bir başkasının duygularına ve ihtiyaçlarına uyum sağlayabiliyor ve onlarla empati kurabiliyorsun. Ruhsal olarak güçlü olduğunda kendi ihtiyaçların ile çatışsa bile her zaman başkalarının ihtiyaçlarını ilk sıraya koyarsın. Ayrıca yapıcı eleştirileri iyi karşılayabilir ve gelişmene yardımcı olmayı amaçlayan eleştirilere olumlu yanıt verebilirsin. Manevi biri olarak çevrendeki insanları dinlemen çok önemlidir. Çünkü onlar senin sahip olduğun tüm bilgilere sahip olmayabilir. Senden farklı şeyler yaşıyor olabilirler ve bu nedenle olaylara karşı farklı bir bakış açısına sahip olabilirler. Açık fikirlisin. Ruhsal olarak güçlü olduğunda açık fikirlisindir. Manevi güç, açık fikirli olmana yardımcı olacak bilgeliğe ve şefkate sahip olduğun anlamına gelen bir niteliktir. Açık fikirli olduğunda dar görüşlü olmadığın anlamına gelir. Diğer insanların bakış açılarını anlayabilmek için kendi kişisel deneyiminin ötesindeki şeylere inanırsın. Ayrıca yeni fikirleri
ve yeni deneyimleri de kabul ediyorsun. Bu açık fikirli olduğun anlamına gelir ki bu ruhsal gücün işaretlerinden biridir. Yargılayıcı değilsin. Ruhsal olarak güçlü olduğunda kimseyi yargılamazsın. Spiritüel güç, başka birinin durumunun yüzeyinin ötesini görmeni ve onların duygularıyla bağlantı kurmanı sağlayan, yargılayıcı olmayan bir enerji türüdür. Başkalarına karşı empatik ve şefkatli olmanı sağlar. Ruhsal olarak güçlü değilsen, başkalarına karşı yargılayıcı ve eleştirel olabilirsin. Bu da kendi içinde küskünlük ve öfke duygularına neden olur. Ruhsal olarak güçlü olmak, açık fikirli olmak demektir. Çünkü büyük resmi görmene yardımcı olur. Aynı zamanda diğer insanları yargılamamak ve onları oldukları gibi kabul etmek demektir. Ruhsal olarak güçlü olduğunda diğer insanlarla çatışmaya girme konusunda endişelenmene gerek olmadığı için bu hayatını daha da kolaylaştırır. Sen bir barışçısın. Ruhsal olarak güçlü olduğunda bir barışçısındır. İnsanları bir araya getirme, uyum ve barış yaratma yeteneğine sahipsin. Ruhsal olarak güçlü olduğunda başkalarının ihtiyaçlarını hissedebilirsin. Başkalarıyla empati kurabilir ve onların bakış açısını görebilirsin. Başarını modelleyerek başkalarına hedeflerine nasıl ulaşacaklarını gösterebilirsin. Ruhsal güç, herkesin içinde bulunan ancak genellikle bilinmeyen veya gözden kaçan öğrenilmiş bir beceridir. Ruhsal olarak güçlüsün. Ruhsal olarak güçlü olduğunda ezici bir esenlik ve amaç duygusu hissedeceksin. Olayları gerçekte olduğu gibi görecek, kendini ve başkalarını iyileştirebileceksin. Ayrıca evren ile güçlü bir bağlantın olacak. Böylece şifa ve ilham için sınırsız kaynaklardan yararlanabileceksin. Ruhsal olarak güçlü olduğunda ilahi benliğinle uyum içinde olursun. İlahi benliğinle aynı hizaya geldiğinde yepyeni bir potansiyel ve güç seviyesine dokunabilirsin. Kendini ve diğer insanları daha hızlı iyileştirebilirsin. Çünkü vücudun ihtiyaç duyduğu şifayı alıyor ve diğer insanları iyileştirdiğinde etrafındaki herkes üzerinde canlandırıcı bir etki yaratır. Ruhsal gücü ölçmenin bir yolu yaşamına bir göz atmak ve hayatımın kontrolünü ne kadar elimde hissediyorum diye sormaktır. Hayatın üzerinde gerçekten olması gerektiği ve istediğin kadar kontrole sahip olmadığını fark ettiğinde güç kaybı yaşıyor olabilirsin. Bu duygu hayatını iyileştirmek ve dünyada daha fazla etkiye sahip olmak için kendini geliştirmeye başlaman gerektiğinin erken bir göstergesidir.